Herkese merhabalar. Bu hafta güzel bir indüksiyon ısıtıcım var. Çok hafif, güçlü. 1000 watt gücünde 220 volt ile çalışan portatif seyyar bir ısıtıcı. Bu yurt dışı sitelerinde satılıyor. Tanıtım filmi değildir. Sadece teknik özelliklerinden ve kullanışından neleri ısıtıp ısıtmadığını, gücünü test edeceğiz. Bilgi amaçlı paylaşım yapacağım. Hadi başlayalım. Isıtıcıyla beraber kutusunun içerisinden farklı ölçülerde kullanacağınız, ısıtacağınız malzemeye göre farklı uçlar gönderildi. Bu uçları isterseniz siz de kendiniz yapabilirsiniz. Cihaz hakkında biraz kısa bilgi vereyim. 1000 watt gücündeydi, 220 voltla çalıştığını söylemiştik. Uç kısmını ihtiyaca binaen değiştiriyoruz. Burada iki tane kelebek yapmışlar. Bu kelebekleri gevşeterek ucumuzu değiştiriyoruz. İhtiyaç olan uç hangisiyse onu takacağız. Soğutmayı bir fanla yapmışlar. Normalde bu tarz ısıtıcılarda biliyorsunuz uç kısmında su devir daim yaptırılarak soğutuluyor. Burada fan kullanılmış. Arkadan emilen hava içindeki elektronik devreyi soğutarak ön taraftan dışarı doğru atılıyor. Bu esnada bobin de biraz soğumuş oluyor. Cihazın avantajı nedir derseniz, bir kere çok hafif. İki elinizi kullanabilirsiniz. Sol elinizle cihazı çalıştırıp kullanırken, taşırken diğer elinizle anahtar tutabilirsiniz. Bu çok avantajlı. Şimdi gücünü, performansını görelim. Devam edelim. Şimdi 3 tane materyali var. 22 birim bir boru ama çok etli bir boru değil. İkinci olarak böyle bir civatayı ısıtacağım. Üçüncüde de kırık bir hilti ucum var. Yaklaşık gövdesi 15 milim. Bunu ısıtacağız. Şimdi ucu değiştirelim. Başka bir başlık takıyorum. Boruyu ısıtacağım. Bunun maksadı zaten ısıtmak, kızartıp demiri potada eritmek değil. Performans olarak 1000 watt tamirat işleri için yeterli. Kırık bir hilti ucum vardı. Bu 15 milim dolu demir. Çelik hatta. Demir demeyelim. Yanlış olur. Şimdi bunu ısıtacağız. Bunu da kızarttığı zaman fazlasıyla hakkını vermiş olacak. Çok iyi. Kullandığımız başlık çok önemli. Başlık metale göre uygun olursa, yani darlığı küçültülürse çok çabuk ısıtıyor. Çok büyük bir başlık takarsak metale çok iyi ısıtmayacaktır. Onun için farklı başlıklar siz kendiniz de kıvırabilirsiniz. Bunu 4 milim bir bakır telden kendiniz yapabilirsiniz. 4 milim bir bakır telin üzerine makaron geçireceksiniz. Bu yanmaz bir makaron olacak ki elinizdeki metal bu bakıra değmemesi gerekiyor. Yine aynı şekilde 4 milim bir bakır telim var. Üzerine makaron geçirilmiş. Bunu kendim bükerek başka bir uç yapacağım. Son olarak da yaptığım başlık, bununla bıçak bileyebilirsiniz ya da yine boru ısıtabilirsiniz bu şekilde. Cihaz gayet başarılı, çok iyi çalıştı. Ben memnun kaldım. Performansı iyiydi. Zaten potada biz demir eritmiyoruz. Isıtmak için kullanacağız. Yurt dışı fiyatı yaklaşık 6000 TL civarında bugünkü kurla. Türkiye'deki fiyatları 15-18 bin TL. Kesinlikle yurt dışı fiyatı daha iyi, tercih edilebilir. Her şey çok güzel, hafif, kullanışlı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.